Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Ne güzel demiş Mevlana, çektirilen acı havada asılı kalmaz. Bir gün mutlaka çektirenin başına düşer. Yalanlarla istediğiniz yere gidebilirsiniz ama asla geri dönemezsiniz. Dostluk unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender insanlarla yaşanacak kadar özeldir. Çok şükür ki gökyüzü henüz hiçbir cüzdana sığmıyor. Karıncayı bile incitmem deme, bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Her halini anlatan değersizleşir, herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır, her meziyetini ortaya döken tükenir. Her bildiğini söyleyen cahil addedilir. Ağaçtan meyve bekliyorsan dalını, insandan sevgi bekliyorsan kalbini kırma. Belki de duanı kabul etmiştir. Fakat gerçekleşmesi için sebeplerini hazırlıyordur Allah Celle Celaluhu. İnsanı farklı yapan affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan vazgeçtikleridir. Dünyadaki en büyük adaletsizlik, senin çok istediğin bir şeyi başkasının çaba sarf etmeden ulaşabiliyor olması. İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acısından çok daha ağırdır. O öyle bir şey yapmaz diyerek kimseyi savunmayın. Çünkü artık herkes her şeyi yapar. Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan. Düşündükleri ağır geliyor mesela. İçinde renk yoksa dışarıda gökkuşağı arama. İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir. Bazılarımız şiirlere tutunuyor, bazılarımız şarkılara. Bazılarımız filmlere tutunuyor, bazılarımız kitaplara. Sanırım artık insan tutunamıyor insana. Kıskançlık doğru şeyler yaptığının göstergesidir. İnsanlar asla kaybedenleri kıskanmaz. Sevdiklerinize uçmalar için kanatlar, geri dönmeleri için kökler verin. Ve de yanınızda kalmaları için nedenler. Hesap etmediğin bir acıyla sınandığın gibi, bir gün tamamen bilmediğin yerden bir sevinçle çiçek açacaksın. Bir insana değer vermek, özen göstermek, onun kıymetini bilmek de bir kültürdür. Bunun eğitimi yoktur, kitaplarda yazmaz. Dik kafalı insanlarla tartışmam. Zihnimde hasar bırakmalarına izin vermem. Sadece dinlerim. İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür. En iyiyi ararken iyiyi kaybediyorsunuz. Ben Ömer Anceri.
İnsan insana yüreği kadar yakındır. Mesafelerin hükmü yoktur. Bir dik duruşun kaç yenilgi, kaç gözyaşı, kaç kalp ağrısı ettiğini bilemezsiniz. İnsana en çok acı veren şey, sevdikleriyle söylemek istedikleri arasındaki uçurumdur. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir. Yıllar sonra öğrendim ki bağırıp çağırmana gerek yok. Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter. Kırıldıkça değişirsin. Geçmişin geçmişte kalmasına izin ver. Artık anı yaşama vakti. Mutluyken müziği dinlersiniz, mutsuzken sözlerini. Fazla ısrar etmemeli insan, elinden gelenin en iyisini yapıp beklemeli. Vazgeçeceği noktayı çok iyi bilmeli. İnsanın ucuzu, insana pahalıya mal olur. Unutma ki insanlar itiraf etmekten çok iftira atacak kadar korkaktır. Kötülüğünün dokunmadığı biri senden sebepsizce nefret ediyorsa, o kendinde olmayan bir şeyin sende oluşundandır. Bu kural henüz hiç şaşmadı. İnsanları kaybetmekten korkmayın. Etrafınızdaki herkesi memnun etmeye çalışırken kendinizi kaybetmekten korkun. Güzelini bulursun da güzel seveni bulması zor. Sıkıntı yok. İstersek çaresini, istemesek bahanesini buluruz. Rahat bir kafanın dört sırrı var. Aynen, boş ver, hayırlısı, eyvallah. Yüreksiz insan küreksiz sandal gibidir. Onunla bir yere gidemezsin, sadece kendini yorarsın. Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur. Yakından tanımıyorsan uzaktan yargılama. Gül verenin elinde gül kokusu kalır, Mevlana Hazretleri. Acı veriyorsa geçmiş geçmemiş demektir. Güneşi istiyorsan gölgeden çık. Yürek yorgun düştü mü ter gözden akar. Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol, o sıkıntının içindedir. Özünü bilirsen özürden kurtulursun. Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana, ya da yazık olur adabına. Bir yalana denk gelmesin insan, sonra binlerce doğruyu sorgulamak zorunda kalıyor.
Zerafet göze bakmak değil, akılda kalmaktır. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Ayrılığın gölgesi bile ağırdır, taşıyamazsınız. İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa, başkalarının hatalarıyla oynar durur. Benzemek gerekir, anlayabilmek için belki de. Düşmanlarınızı sevin, çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir. Bir yalan dört doğruyu götürür. İyilik, güven, sadakat, huzur. Güzel kelimesi sıklıkla yalan söyleyenlerin en sevdiği kelimedir. Hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir. Asıl yalnızlık, yalnız hissetmenize sebep olan kişilerle yaşamak zorunda kalmanızdır. Sen istersen eğer, geçmiş unutulabilir. Ama yaptığın her seçimde bir daha düşün. Çünkü gelecek, geçmiş kadar insaflı olmayabilir. Her gün yüzlerce hayal kurarsın ve hiçbiri gerçek olmaz. Ama bir gün bir gerçek yaşarsın, hiçbir hayale sığmaz. Aşk her gün aynı devam ederse, bir gün değiştirilmesi gerekir. Tüm acılara gecelerin çare bulduğu bilinmektedir. Sen sevmeyi bilmedin ki ölmeyi bilesin. Çünkü sevmeyi bilmeyenler ölmeyi de bilemez. Namus sadece kadına özgü bir şeyse, Hazreti Yusuf'un sakındığı neydi? Ayıbını satın alabilirsin ama namusunu asla. Aşkı ayrılık kirletmez. Büyük işlerin içinde namus aramak yanlıştır. Namusun içinde büyük işler aramak kadar. Yarın dudaklarından bana ulaştırılmış olan bir ateştir bu güller. Bir hayat o kadar uzundur ki, bu yüzden bir hayatı kitaba sığdırmak imkansızdır. İnsanlar bazen karşılarındakine kalben uzak oldukları için anlamakta güçlük çekerler. Var olan doğru olandır. Onun bu unutkanlığı ve ilgisizliği karşısında içten içten kan ağladım ki ağlamaların en acısı budur. Çok söz kişiyi unutkan yapar. Şu üç şeyi asla unutmayın: saygı, sevgi ve güven. Saygının olmadığı yerde hakaret, sevginin olmadığı yerde nefret, güvenin olmadığı yerde ihanet vardır. Ben iyi ya da kötü olmak için değil, kendim kalabilmek için bedel öderim. Şiirden söz açılınca diyor ki bana konuğum, başka söze gerek yok, aşktır onun tarihçesi. Acıdan kaçarsanız coşku şansını da yitirirsiniz. Özgürlük ruhun yüklenmesi gereken ağır bir yüktür. Farklı güneşlerin ışıkları farklıdır ama tek bir karanlık vardır. Görüşmenin bir yararı yoktu, yalnızdım, zaten her zaman yalnızdım. Bir süre onunla birlikteyken yalnız değilmişim gibi davranmıştım ama
öyleydim. Balığı bilmek için yüzmeye, yıldızı bilmek için parlamaya gerek yok. Hiç kimse cezayı kazanmaz, ödülü de. Aklınızı kazanmak, hak etmek gibi fikirlerden arındırın. Ancak o zaman düşünebileceksiniz. Yalancıların iki büyük cezası vardır. Ne kendileri başkalarına inanır, ne de başkaları onlara. Çevreme bakındım, yalancıların çoğu unutkan ya da aptal. Kötü ve korkak, yalanı böylelerinin eline düşüren büyük zekalara kızdım. Her insanın bir öyküsü vardır ama her insanın bir şiiri yoktur. Ne bir gemi tek demire bağlanır, ne de hayat tek bir ümide. Sözleri tutmanın en iyi yolu hiç söz vermemektir. Bir etki yarattınız mı, bir düşman kazandınız demektir. Sevilmek için sıradan biri olmak gerek. Düşmanların en büyüğü düşmanlığını gizleyendir. Hazreti Ali radıyallahu anh. Düşmanın yoksa hayatta hiç başarılı olamadın demektir. En büyük düşman en son bakacağın yere saklanır. Korkaklar gerçek ölümlerinden önce defalarca ölürler. Fazilet ruhun güzelliğidir. Görünmek istediğiniz gibi olun. Felsefe neleri bilmediğini bilmektir. Kendini bilmeyi iş edin, dünyanın en zor dersidir. Askerler için barut kokusu lavanta kokusundan üstündür. Üç şey vardır insanoğlunun ayarlarını bozan: kibir, art niyet ve öfke. Bir insanı zorla kaliteli yapamazsın. Sen elini çektikten sonra yöneldiği ucuz kişilikler de bunun ispatıdır. Öyle menfaatçi insanlar var ki cümle içinde bile kullanırlar seni. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Önüne kötülük etme fırsatı çıkmamış kişiye iyiliğinden ötürü teşekkür edilebilir mi? Eldeki serçe uçan turnadan iyidir. Müziğin olduğu yerde kötülük barınmaz. Bu dünyayı bir hava kabarcığı, bir serap gibi düşün. Dünyayı böyle gören kişiyi ölüm görmez. En büyük hediye sağlıktır. En büyük hediye kanaat ve en iyi ilişki sadakattir. Gerçeği olduğu gibi konuşmak, gerçeğe saygı duymak, ilişki hastalıklarının en güçlü ilacıdır. İçinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir eziyet yoktur. Bir şeyi beğenmiyorsan değiştir, değiştiremiyorsan tavrını değiştir, şikayet etme. Kuş cevabı olduğu için değil,
şarkısı olduğu için öter. Kuş ölür, sen uçuşu hatırla. Ben Ömer Hançeri. Güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren Rabbime şükürler olsun. Siz gibi değerli, kıymetli dostlarla aynı sayfada olmak benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Sürekli söylüyoruz, deklar ediyoruz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki sevgiyi sevdiklerinizden esirgemeyin. Merhamet, vicdan, iyi insan olabilmek en büyük insanlık görevi aslında. Keşke tüm insanlık bu hassasiyeti göz önünde bulundurabilse değil mi? Efendim, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kıymetli ve değerli dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten kıymetli ve değerli dostlarımsınız. Unutmayın, hayat paylaşınca güzel.